Kıymetli dostlarım, herkesin duyduğu ama hakkında pek bilgi sahibi olunmayan ve spekülasyona da açık olan bir konudan bahsedeceğim bugün sizlere. Konumuz cinler. Var mıdır, yok mudur, görülebilirler mi, yoksa asla görünemezler mi, iyiler mi, kötüler mi, misman olabilirler mi, insanı çarparlar mı? Hepsinin cevabını bugün bu videoda bulacaksınız. Sözlükte örtmek, örtünmek, gizli kalmak anlamındaki Cen, iki N ile yazılıyor. Cen kökünden türeyen bir isim olup örtülü olan, gizli, görünmeyen şey manasını gelir. Cennet kelimesi de bu kökten gelir. Üstü örtülü ve kimsenin görmediği bahçe anlamına gelir. Cinnet, aklını örtülmesi ve görünmemesidir. Cen'in anne karnında görünmeyen, örtülü olan çocuk anlamına gelir. Mecnun, aklı örtülmüş, aklını yitirmiş anlamına gelir. Hepsi aynı köktendir en yüzü düzgün bir tanım yapmak gerekirse cinler duyularla idrak edilemeyen insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan mümin ile kafir gruplardan oluşan varlık türü diyebiliriz. Cin dediğimiz görünemeyen ve iyisi de kötüsü de olan bu varlık türü hemen hemen bütün dinlerde şu yahut bu şekilde mevcuttur. Kimisinde cin olarak vardır, kimisinde ruh olarak. Asur'da, Babil'de, Sümer'de, Eski Mısır'da ve Yunanistan'da, Japonlar'da, Çinliler'de ve pek çok kavimde cin yahut cin benzeri görünmeyen ve insana zarar veren varlıklara inanılırdı. İslam öncesi Türklerde de cin benzeri görünmeyen ama insanlara iyilik yahut kötülük yapan yaratıkların varlığına inanılırdı. Bunlara ruh denilirdi. Abdülkadir İnan'ın Eski Türk Dini Tarihi adlı eserine baktığımızda Tanrı Ülgen'in emrindeki iyi ruhlar hem onun hizmetini görmekte hem de insanlara yardımcı olmakta olduğunu görürüz. Bu ruhlardan yayık, Ülgen'le insanlar arasında aracılık yapmakta, suyla insanları korumakta ve ileride olacak şeyleri insanlara haber vermekte. Ayısıt ise bereket ve refah sağlamaktadır. Diğer tarafta Yeraltı dünyasının prensi olan Erli'nin emrindeki kötü ruhlar ise insanlara her türlü kötülüğü yapmakta, onlara ve hayvanlara hastalık göndermektedir. Erli'nin karanlık dünyasına mensup bu ruhlara kara nemeler veya yetler denilmektedir. Ki yet, Uygurca dini metinlerde şeytan anlamındadır. Kötü ruhlar arasında daima kavga, ihtilaf ve savaş olmakta hastalık, ölüm ve yaralar onlar tarafından yapılmaktadır. Her türlü hastalık ve kötülüğün sebebi sayılan bu cinler, şaman tarafından, hasta bedenlerden uzaklaştırılmaktaydı. Hani böyle üzerinde paçavralar sarkarak davul ile dans etme ritüeli vardır ya, Kızılderili filmlerinde vardır bu sahne hatırlarsanız, işte o ya ibadet yahut kötü ruhları çıkarma işlemiydi. Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarında da cinli, yani görünmeyen yaratıklar vardır. İslam öncesi cahiliye dönemindeki Araplarda da cin kavramı mevcuttu. İnsanları öldürdüklerini, kaçırdıklarını, bazı cinlerin ise insanlara yardım ettiklerini, cinlerle edilen insanların olduğunu kabul ediyorlardı. Cinlerin başta yılan olmak üzere çeşitli hayvanların suretine girdiklerine, genellikle tenha, kuytu ve karanlık yerlerde yaşadıklarına, insanlar gibi yiyip içtiklerine hastalıkları onların getirdiğine, delilerin cinlerin istilasına uğramış kişiler olduğuna inanılıyordu. Bugünkü cin algımıza ne kadar da çok benziyor öyle değil mi? Şimdi gelelim İslam'daki cin anlayışına. Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgilere göre cinler de insanlar gibi Allah'a kulluk etmeleri için yaratılmıştır. Can adı verilen cinlerin atası insan türünün mevcudiyetinden önce yakıcı ve her şeye nüfuz edici ateşten yani nar-ı semum veya bir diğer ifadeyle mariçten yaratılmıştı. Cinlere de peygamber gönderilmiş, bir kısmı iman etmiş, bir kısmı ise kafir olarak kalmıştır. Hz. Muhammed insanlar olduğu gibi cinlere de ilahi emirleri tebliğ etmiştir. Bundan dolayı Hz. Peygamber'in bir lakabı Rasulü Sakaleyn yani insanların ve cinlerin peygamberiydi. Rivayet olur ki Mekke'de bir ağaç Resulü Sakaleyn önüne gelip Ya Resulullah cinlerden bir cemaat sizinle görüşmeye gelmişler. Hüsun denilen yerde bekliyorlar dedi. Peygamberimiz buyurdu ki ben bu gece cinlilerle konuşmaya ve onlara İslam'ı ve Kur'an'ı öğretmeye emrolundum. Benimle gelecek var mı? Ashab-ı kiram sustular. İbni Mesud, Ya Resulullah, izin verirseniz ben gelebilirim dedi. Kalkıp o yere gittiler. Resulullah parmağıyla bir daire çizdi ve İbni Mesud'a bu daire içine otur. Sakın dışarı çıkma. Yoksa beni göremezsin buyurdu. Sonra namaza durdu. Taha suresini okumaya başladı. Daha sonra cinniler gelip Resulullah'a uydular. Hepsi 12 bin cin idi. Hazreti Peygamber 12 bin cine namaz kıldırıyordu. Namazdan sonra onları İslam'a davet eyledi. Daha sonrasında bu noktada yapılan camiye cin mescidi adı verilmiştir. Cinler insanların nispetle daha üstün güçlere sahiptirler. Mesela kısa sürede uzun mesafelere kat edebilirler. İnsanlarca görülmedikleri halde onlar insanları görür, insanların bilmediği bazı hususları bilirler. Fakat gaybı yani geleceği onlar da bilemez. Göfteki meleklerin konuşmalarından gizlice haber almak isterlerse de buna imkan verilmez. Şilikleri ve erkeklikleri vardır. Evlenip çoğalabilirler yani ama insanla evlenemezler. Zira yaratılış olarak farklıdırlar. Cinlerle ilgili olduğunu söyleyenlerin durumu daha çok bir psikolojik sorundur aziz dostlar. İblis de cinlerdendir. Evet, şeytan aslında bir cindir. Yani insanlar, cinler, şeytanlar diye bir taksonometri yoktur. Akıllı ve sorumlu varlıklar olarak insanlar ve cinler mevcuttur. Bazı cinler Hz. Süleyman'ın emrine girerek ordusunda hizmet görmüş, mabet, heykel, büyük çanak, kazan gibi neslinin yapımında insanlarla beraber çalışmışlardır. Süleyman peygamber asasına dayanmış halde ölmüştür. Şu şekilde dayanmış halde ölmüş aziz dostlar. Ondan çekilen cinler Süleyman'ın yanlarında durduğunu gördükçe çalışmaya devam ediyorlarmış. Ta ki bir ağaç kurdu, Hazreti Süleyman'ın asasını kemirip Süleyman'ın devrilmesine sebep oluncaya kadar. Süleyman'ın öldüğünü anladıkları anda işi bırakıp dağılmışlar. Bu da gösteriyor ki cinler her şeyi bilemezler. Hadislerde de cinlerle ilgili bazı bilgilere rastlanmaktadır. Her insanın yanında bir cin bulunduğu, cinlerin müminlere vesvese vermeye çalıştıkları, ancak Kur'an okunan yerde etkilerini kaybettikleri hadislerde bildirilir. Kulak hırsızlığı yapmak suretiyle gökten haber alan ve doğru yanlış öğrendiklerini arkadaşları vasıtasıyla sihirbaz ve kahinlerin kalplerine ulaştıran cinler de vardır. Hz. Peygamber cinlerle konuşmuş, hatta rivayete göre namazını bozmaya çalışan bir cini yakalamış ve onu ashaba göstermek için bir yere bağlamak istemişse de daha sonrasında bundan vazgeçip serbest bırakmıştır. Diğer bir rivayete göre Hz. Peygamber geceliğin bir grup cinle bir arada bulunmuş, onlara Kur'an okumuş sabah olunca da durumu ashabına anlatıp yaktıkları ateşin kalıntılarını kendilerine göstermiştir. İslam filozoflarından Farabi, insanların aksine cinleri konuşmayan ve ölmeyen canlılar olarak kabul eder. İbn-i Sina'da cin kelimesine çeşitli şekillere girebilen, şeffaf yapılı ve konuşan latif canlı anlamını verir. Meşhur müfessir Elmalı Muhammed Hamdi yazır da Mahiyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olunmadığı için cinlere ait gerçek bir tarifin yapılamayacağını dikkat çeker. Kur'an'da "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." buyurulmaktadır. Cin adının geçmesi sebebiyle bir kişi cinleri inkar ederse dinlen çıkar. Bundan dolayı İslam tarihinde kelamcılar cinlerin varlığını yokluğunu tartışmamışlar. Tartışma onların mahiyetleri yani özellikleri hususunda olmuştur. Bu hususta iki görüş mevcuttur. Gazali gibi alimlere göre cinler maddi varlıklardır. Mu'tizeli alimleri ile Ebul Yala el Ferra ise cinlerin basit cisimlerden ibaret olduğunu söylemişlerdir. Meşhur İslam alimi İbn Haldun, duyularla algılanmadıklarından ve neyi delalet ettikleri bilinmediğinden Kur'an'da geçen melek, ruh, cin gibi kavramların müteşabihattan kabul edilmesi gerektiğini söyler. Yani görünen ve bilinen manada olmadığını başka gizli bir mana ifade ettiğini söyler. Mesela İhsan eli açık cin kavramını inkar etmez. Ama cinlerin bizim bildiğimiz manada görünmeyen varlıklar olmadığını, cin adında bir kavme mensup insanlar olduğunu söyler. Bunun bir singi olduğunu, tıpkı Dün akşam kanarya aslanı parçaladı. Dün akşam kanarya aslanı parçaladı cümlesinde olduğu gibi Allah göstermesin bir simge, bir sembol olduğunu ifade eder. İslam alimlerine göre cinler mutlak gaybı bilmemekle birlikte uzun süre yaşadıkları ve meleklerden haber sızdırabildikleri için insanların bilemediği bazı hususlara vakıf olmaları mümkündür. Bunun dışında cinlere ilişkin ayetleri yorumlayarak cinlerin insanlar gibi doğan, yiyen, içen, evlenip çoğalabilen, ölen varlıklar olduğu alimlerin çoğunluğu tarafından kabul edilir. Ömürleri hususunda 300 ile 3000 yıl olduğu söylenir. Şayet bu bilgi doğru ise sahabe olan cinler hala yaşamaktadır. Yine kaynaklar cinlerin insan şeklini alabildikleri gibi hayvanlardan yılan, kedi, köpek ve inek şeklini de girebildikleri dünyanın çeşitli bölgelerinde özellikle dağlık yerlerde, harabelerde, denizlerde, çöllerde, çöplüklerde ve mezarlıklarda yaşadıklarını da kaydeder. İnsanların cinleri görüp göremeyeceği hususu tartışmalıdır. İbni Abbas'a atfedilen bir rivayeti delil kabul edenlere göre Hz. Peygamber dahi cinleri görmemiş, İbni Mesud'a atfedilen rivayete göre ise resul Ekrem cinleri görmüş ve onlarla beraber bulunmuştur. Şafii'nin cin gördüğünü söyleyen birine tazir yani azarlama cinsinden küçük ceza uygulanması gerektiğini söylediği, bazı hadisçilerin de böyle bir iddia sahibinin dürüstlük sıfatını kaybettiğine hükmetleri nakledilir. Yani cinlerle görüştüğünü, onlarla konuştuğunu ifade eden birine inanmamak gerektiği görüşü vardır. Toplumumuzda cin adının anılmayıp yerine üç harfler denilmesinin sebebi eski bir Türk inanışına dayanmaktadır. Eski Türklere göre bazı kelimelerin söylenmesi uğursuzluk getirmektedir ve bunlardan biri de cindir. Adı anılması istenilmez ki uğursuzluk getirmesin. Ehli sünnet alimlerine göre insanlarla cinlerin birbirlerine tesir etmeleri mümkündür. Buhari, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel'de geçen bilgilere göre Hz. Peygamber'in cinlerin insanlar üzerindeki etkilerinden kurtulmak ve onları tesirsiz hale getirmek için Felak, Nas surelerinin, ayrıca Ayet-el Kürsi'nin ve Bakara suresindeki bazı ayetlerin okumasını tavsiye etmesi de insanların, cinlerin saldırılarına karşı kendilerini savunabileceklerini gösterir. Felak, Nas, Ayet-el Kürsi ve Bakara suresi. Alimlerin çoğunluğu cinlerin tesirlerinden kurtulmak veya ona maruz kalmamak için Kur'an okumak dışında herhangi bir yola başvurulmasını tasvip etmemişlerdir. İslam alimleri cinlerden kafir olanların cehennemde zemherir yani şiddetli soğuk türünden veya daha başka azap çeşitleri de cezalandırılacağını kabul etmelerine karşılık mümin olanların cennetle mükafatlandırılması konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Çoğunluğa göre ilahi buyruklara itaat eden mümin cinler cennete girecektir. Ebu Hanife başta olmak üzere diğer bazı alimler ise mümin cinlerin cehennemden kurtulmak suretiyle mükafatlandırılmış olacağı fakat cennete giremeyeceği ve nihayet hayvanlar gibi yok edileceği görüşündedirler. Arafta yani cennet ve cehennem arasında bulunacakları söyleyenler de vardır. Cennetle ilgili olarak Kur'an'da ve hadislerde yer alan birçok bilgi cinlere dair herhangi bir ifade taşımamaktadır. Ama Allah'a iman ve ibadetle yükümlü tutulmuş ve buna iman etmiş cinlerin aynı durumdaki insanların girdiği cennete girememesi Allah'ın adalet sıfatına yakışmayacağı kanaatindeyim. Şimdi girelim sadede. Cinler böyle varlıklardır ve daha fazla onları araştırmaya, onlarla ilgilenmeye lüzum yoktur. Çünkü biz onlarla ilgilenirsek, onlar da bizimle ilgilenirler. Biz onlara bir zarar veremeyiz ama onlar bize çok zarar verebilir. Onlarla ilgilenmeyi burada bırakmak lazım. Zira sokakta bir adamla ilgilenmeye başlarsak o da bizimle ilgilenmeye başlar. Onun için bugünlük videomuzu burada keselim ve Çinler hakkında genel bir bilgi sahibi olduktan sonra artık işi daha fazla uzatmamak gerektiği kanaatindeyim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.